Ya Mahmut, söylesene kimsin sen? Bu zamana kadar neredeydin? Valla ben de bilmiyorum Cansu. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama Fatih bana hikayemi genel hatlarıyla anlattı. Yani Allah ondan razı olsun. Çok yardımcı oldu bana. Hikayeni dinlemeyi çok isterdim. Gerçekten mi? Aslında acı hikayemle seni üzmek istemezdim Cansu ama madem bu kadar ısrar ediyorsun anlatayım. Çok zor bir hayatım olmuş benim. Çok acılar çekmişim. Gurbet ellerde dünyaya gelmişim, bu zalim dünyaya. Annem Caroline beni doğururken kendi canından olmuş. Babam Murtaza daha fazla bu acıya dayanamamış ve o da kendi hayatına son vermiş. Ben kalmışım öksüz ve yetim. Bir de ablam varmış benim, Mahmure. Öksüz ve yetim kardeşine bakmak için kafasına takmış pembe peruğunu, giymiş mini eteğine, atmış kendini New York'un arka sokaklarına. Sırf ekmek parası kazanıp öksüz ve yetim kardeşine bakabilmek için. Ondan sonra da o... Daha fazla anlatamayacağım Cansu, çok kötü oluyorum. Ay anlatma zaten ya, içim yandı. Ay nasıl hikaye bu böyle? Evet, maalesef öyle. Ama artık atlattım Cansu. Artık daha iyiyim, aştım bunları. Şu anda tek ihtiyacım olan şey yalnızlığımı giderecek bir insan. Artık yalnız değilsin, ben varım. Hem ne demişler? Sevinçler paylaşıldıkça artar, acılar paylaşıldıkça azalır. Ben seninle sevincini, acını paylaşmaya hazırım. Bana açılabilirsin ama yeter ki iste. Çok istiyorum Cansu. İnan çok istiyorum, hem de her şeyden çok. Fatih, ne yapıyorsun? Tencereye kapak yapıyorum hayatım. Ya planım tıkır tıkır işliyor, ikisi de tam kıvamına geldi. Aşkım manyak mısın ya? Biri görecek, patron kapı dinliyor diyecek ya. Yürü. Kimse yok ki, herkes çıktı. Tamam, yürü sen. Yürü. Hayatım zaten herkes çıktı, kimse kalmadı ki. Lan! Sizin ne işiniz var burada bu saatte? Fatih, diyorum ki şu Mahmut'u bizim eve götürelim. Bak bu gece bizde kalır ha. Sebep? Hani sana böyle ayak bağı oldu ya. Hani engel oldu sana. Hani biz bakarız ona da. Bir iyilik etmiş oluruz sana da. Olmaz. Olmaz. Benim başka planlarım var. Hah, oldu. O zaman hadi size iyi günler, bize de iyi günler. Ama uşağım. Uşağım yok. Hadi o. Tamam, oh. Görüyor musun Kamil? Bu bir işaret. Demek ki Fatih'e ihanet etmemeliyiz işte. İyi de kardeşim, bizim patronumuz reis tam. Ya sus ya, sus be. Fatih, planın geri kalanı nedir? Bütün gece böyle has oda başı gibi kapı dinlemeyi düşünmüyorsun herhalde. Hayatım, öyle bir planım var ki biraz eski usul ama işe yarayacak. Sen burada kal, ben gidiyorum. Olur hayatım. Oh. Ay Fatih, ne niyetinde getirdin bizi buraya? Ne zamandır çıkmıyordun? Hakikaten kanka ya. Ne zamandır çıkmıyorduk dışarı? Ne zamandır çıkmıyordun? Bilmem, hatırlamıyorum ki. Ha. Neyse canım, şimdi birlikteyiz ya. Sen, ben, Fatih. Ben kalmayacağım, kaçıyorum. Kanka nereye kaçıyorsun ya? Daha yeni geldik, dur. Ya biliyorsunuz işte, Zeynep hamile, midesi bulanıyor falan. Başka bir sefer birlikte yaparız. Ay geçmiş olsun, kıyamam. Kıyamazsın. Doğru ya. Zeynep yenge evde yalnız. Sen hiç bekletme bence yengeyi, ayıp olmasın. Kalk git. Tamam. O zaman size iyi eğlenceler. Birbirinize emanetsiniz ha. Hadi kaçtım. Kanka ben seni geçireyim. Geliyorum hadi.
Arka. Ben bu akşam biraz geç gelebilirim, haberin olsun. Anlarsın ya. Gelme sen. Yani gelme derken manyak mısın oğlum? Yani ben olsam gelmezdim. Kanka. Hatta sen şunu da al. Yok kankam, vallahi ama. Olur mu canım? Kankayız biz. Al, gelme. Hadi. Dayısının gülü ya, gel bakayım. Ben seni nasıl özledim de. Dayı sana kurban olsun da. Ay tatlım benim. Ne de güzel giyinmişsin sen böyle. Geline damat için giyindim. Öyle mi? Ay canım benim. İyi. İyi. Siz nasılsınız bakalım? Çifte kumrular. Sağ ol abi. İyiyiz. Sayende daha iyi olacağız reis. Ya şu düştüğüm duruma bak. Haydar abi, biri senden istemeleri gerekirken ben şimdi sana kız mı isteyeceğim ya? Çok konuşma Dilber. Bu mutlu günümde keyfimi kaçırma. Dilber ablam. Dilber ablacığım. Ben diyorum ki burada senin isteme olayını görmeye kimsenin ömrü vefa etmez. Elif sunum bile. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun terbiyesiz? Ne biçim ben? Şazmin. Kız Şazmin diyeyim. Baba kız, en mutlu günümde arıza çıkarma. Adam gibi otur şurada. Ver Ayfer ağzını payını, ver. Sen de sus Dilber, sus. Biliyorsun değil mi bütün bunlar hep senin yüzünden oluyor? Anne ben ne yaptım ki? Darlandım da darlandım. Haydi oturmaya mı geldik ha buraya? Konuya girelim abi. Haklısın, ben de onu diyecektim ya diyor. Ha şimdi benim bu saçım başımı görüyorsunuz değil mi yani? Ya bu halde bu işi çok uzatmayın. Haydi bakayım, isteyeceksiniz isteyin kızı, ondan sonra da çekin gidin. Şevket. Evet, öyle değil mi Haydar? Burada çok kalırsak tehlikeli olabilir, reis doğru söylüyor. Hadi o zaman başlayalım. Annem de heyecandan ölmedi. Ne heyecanlanması kızım? Çok mu belli oluyor heyecanlandı? Pek sevgili reis amcacığım, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bacınız Ayfer'i oğlumuz Haydar'a istiyoruz. Öyle mi? O zaman... Siz bana ne öyle bakıyorsunuz da? He? Ne bakıyorsunuz? He bak ayrık. Vallahi kaçarım. Verdim kendisini gitti. Haydi. Yüreğime indirecektin reis. Elif'e. Hacı da yüzükler var. Gel bakalım. Aslında düşüncelerim sana tutsa, sus gecenin ortasında. Oh,
Kalk ayağa. Beni içeri mi tıktıracaksınız siz ha? Hadi nişan bitti. Güle güle. Haydi, haydi defol bakayım. Haydi. Ayfer, hadi tamam. Ağlama da Ayfer, ağlama. Annem. Hadi bakalım. Haydi Elifciğim. Haydi kızım. Hadi. Abi, Allah sana. Hadi güle güle, güle güle. Hadi. Hadi gel. İyi hadi şimdi siz de o zaman madem şöyle güzel bir şey çalın bakayım. Ya kocanla gurur duyuyorsun değil mi hayatım? Her şeyi hallettin. Planın işe yarayacağını bu kadar eminsin yani Fatih, öyle mi? Hayatım yaradı zaten. Bak Ertan yok. Yani Fatih alemsin ha. Biz Ertan ne kendine ne de dolaylı olarak babama zarar veremesin diye onu gözümüzün önünde tutalım dedik. Sen gittin salak Cansu'ya merak ettin. Ya aşkım sen merak etme. O Cansu canını verir. Ertan'ı kimseye vermez. Nereden biliyorsun? Ya görmeliydin o böyle... Kızlar Ertan'a bakıyor diye böyle gözleriyle dövecekmiş gibi bir bakıyor. Ama alsın hayrını görsün. Üf, nesine kıskanıyorsun onu? Evet sanki yakışıklı. Ay yakışıklı görmesek. Sen gördün. Ya ben seni var ya. Ben bu hayatta tanıdığım en yakışıklı adamsın. Hatta tek yakışıklı adamsın. Şu an o kadar huzurluyum ki karıma sarılacağım yatacağım. Evimizde dert yok, tasa yok. Aşkım bu Ertan'ın pasaportu ne zaman gelecek? Bir iki gün daha var. Sabret hayatım, gelecek. Ya ben sabırlıyım da. Bu Ertan kendine veya dolaylı olarak yine babama zarar verecek diye korkuyorum. Yok yok, bir şey olmaz. Hayatım geldi, geldi. Ne geldi? Pasaport geldi. Ay saçma. Aşkım, of aşkım çok sevindim. Süpersin sen. Ya sen ne diyorsun? Bir senin gebelik testini görünce bir de bunları görünce sevindim. Yemin ediyorum. Yapacağım. Ay hadi hemen kurtulalım artık şu heriften. Hemen. Tamam tamam ben hemen yollayacağım havaalanına. Fatih sen Ertan'ı havaalanına götürürken ne diyeceğini düşündün değil mi? Fatih böyle bir şey düşünmeden nasıl bu planı yaparsın? Ya hayatım düşüneceğim aşk olsun ya senin... Benim hikaye kurmamla ilgili bir şüphem mi var? Hayır. Yok da yani ne bileyim. Bu çok önemli bir mevzu ama. Tamam hayatım. Ben ona diyeceğim ki... Senin Orlando'da bir tane kız kardeşi vardı. Mahmure. O diyeceğim kötü yola düşmüş. Ama zaten kötü yoldaydı. Daha da kötü yola düşmüş. Bu kez Orlando mafyasının eline geçmiş diyeceğim. Senin bir an önce onu kurtarman lazım diyeceğim. Şans eseri de pasaportlarını, kimliklerini buldum diyeceğim. Hemen seni göndereyim kız kardeşini kurtar diyeceğim. Bu kadar basit yani. Yolcudur Mahmut, bağlasan durmaz. Yani tabii biraz mantık hataları var hikayende ama idare eder bence. Yollayacağım hayatım, yollayacağım. Aşkım buldum seni. Çok takdir ediyorum, süpersin. Günaydın. Aşkım iyi çalışmalar. Hadi. Kankam Allah senden razı olsun ya. Sayende hayatımın aşkını buldum biliyor musun? Ne güzel. Ne güzel de kankam. Bu biraz yaz aşkı gibi kalacak. Yani şey kış aşkı gibi kalacak. Çünkü senin acilen Amerika'ya dönmen gerekiyor. Kanka anlamıyorsun galiba. Aşık oldum diyorum ben. Amerika'ya falan gitmeyeceğim ya. Ne Amerikası? Lan senin... Oğlum... Mahmure var ya o... Ya Mahmure döner artık. O gelir ya. Ben ne gideceğim Mahmure için? O gelsin buraya. Olmaz.
Arkadaşlar siz iyi misiniz ya? Evet. Ya neyse hadi konuşuruz sonra. Seviyorum sizi. Halledeceğim ben Rasim, halledeceğim. Cansu. Zeynep. Canım benim. Şimdi sana geliyorum. Aa. Ya. Çok aşığım Zeynep. Çok seviyorum. Cansu sen şimdi böyle seviyorum aşığım falan diyorsun da öyle bir gecede olur mu canım bunlar? Ne bir gecesi Zeynep, bir saniyede bile aşk olur. Hem ben onu ilk gördüğüm andan beri çok aşığım. Oğlum saçmalama. İlk görüşte aşk mı olurmuş? Dizi mi bu? Allah kanka dizi, film umurumda bile değil. Yani artık hiçbir şey umurumda değil. O kadar çok seviyorum ki Cansu'yu. Ve hepsini sana borçluyum. Hep senin sayende. Allah benim cezamı versin. Cansu ben dün sana bunu söyleyemedim. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama bu Mahmut'un kötü huyları var. Kötü huy derken? Kötü huy derken işte ya bildiğimiz eski Yeşilçam kötü huyları. İçki, kumar, karı, kız, oh ne ararsan. Yani bundan sonra böyle şeyler yok Zeynep'ciğim, artık ben varım. Sadece ben varım. Bu kız tekin bir kız değil. Senden önce şirketteki herkese yazdı. Cevat'a, Kamil'e, herkese. Ya kanka gayet normal bir şey bu ya. Ben de herkese yazdım bugüne kadar. Denedim, yanıldım. Doğru yolu buldum. Ben böyle genişlik görmedim. Aşk bu kanka, aşk. Başka bir şeye benzemez. Sen şimdi böyle aşk meşk diyorsun da... bu Mahmut'la ilgili bilmen gereken çok önemli bir dedikodu var. Ne? Bu Mahmut... kadınlardan hoşlanmıyormuş. Hem cinslerinden hoşlanıyormuş. Saçmalama Zeynep. Yani hiç sanmıyorum yani. Hele dün geceden sonra hiç sanmıyorum. Oha! Yok artık, ne evlenmesi? Evet kanka, düşündüm taşındım. Bu akşam teklifi çakıyorum. Oğlum bu kız servet avcısı. Seninle paran için birlikte. Çünkü sen çok zengin bir adamsın. Donuna kadar alacak, farkında değilsin. Ya kankam anlamıyorsun. Cansu'ya canım feda. Bütün hayatım onun olsun ya. Alırsa alsın. Ama... peki ya bu Mahmut'un eski bir sevgilisi varsa? Ve aklı başına geldiğinde seni bırakıp o eski sevgilisine giderse? O zaman ne yapacaksın? Hı hı? Cevap ver, cevap ver, cevap ver. Yani benden önce bir sevgilisi varsa geçmiş olsun Zeynep'ciğim. Artık Mahmut benimdir. Allah'ım yarabbim ya. Senin bir sevgilin vardı. Matilda. Bak şimdi hatırladım. Çok güzel bir kız. Yazık değil mi ona? Artık yapacak bir şey yok. Treni kaçırdı. Geçmiş olsun. Bundan sonra kalbim Cansu'ya ait. O da kendine başka birini bulur herhalde. Cansu bu Mahmut sana yalan söylüyor. Bu herifin 5 kuruş parası yok. Zengin falan değil. Olsun. Benim param var. Evet haklısın. Her yerinde estetik var. Poposundan burun yaptılar. Kankam olsun ya. Önemli olan ruh güzelliği. Ne olmuş yani? Boş ver. Cansu bunu senden daha fazla saklayamayacağım. Son kuzumu kullanıyorum. Bu Mahmut'un çok ciddi bir bağlanma problemi var. Bugüne kadar hiç ciddi bir ilişkisi olmamış. Hep tek tabanca takılmış. Düşünsene. Terapiste gideriz, düzelir. Ne oldu? Yok bir şey. Pes ediyorum ya. Tamam mutluluklar size arkadaşlar. Ne inat, ne istikrar varmış ya. Kanka, artık söylüyorum. Başka çarem kalmadı. Neyi kanka? Ne oldu? Mahmut, senin kanlıların var. Nasıl ya? Sen Amerika'dayken... evet. O Orlando'daki kötü yola düşen kız kardeşini, kötü yola düşüren adamı alnının çatısından vurdun. Ben birini mi öldürdüm? Abileri de peşinde, o yüzden kaçtı. Japon mafyası. Ve şimdi Türkiye'deler. Her yerde seni arıyorlar. Demek beni o yüzden gözünün önünden ayırmıyordun. Kanka sen ne kadar iyi bir insansın ya. Ölümüne kankayız. Peki ben ne yapacağım şimdi kanka? Kaçman gerekiyor Mahmut. Yani başka bir ülkeye gitmen gerekiyor. Artık ben de koruyamam seni. İtalyan mafyası olsa tanıdıklarım var. Ama adamlar Japon mafyası. Jacuzzi. Yakuza mı? Yakuza. Kankam, Allah senden razı olsun. O kadar çok koruyup kolladın, o kadar çok yanımda oldun ki... hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bir gün mutlaka tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Hayırlısı be kankam. Kankam, Zeynep yengeme de çok selam söyle, tamam mı? Allah ondan da razı olsun. Öp onu yanaklarından benim için, tamam mı kanka? Hadi git. Uçak kaçmasın kardeşim. Tamam, gidiyorum. Hadi, kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.
Umut, hiçbir yere gidemezsin bensiz. Senin kanın benim kanım. Sen şimdi benimle Amerika'ya mı geliyorsun? Zeynep, ne oluyor? Ne işiniz var burada? Yani Fatih arkanızda o kadar ağladı ki. Hem dayanamadım hem de dedim ikisinden birlikte kurtuluruz işte, ne güzel. Bir taşla iki kuş yani. Aynen öyle. El sallıyorum. Evet. Hadi gidelim. Kabul edemem. Nasıl ya? Aldıralım. Selim'in babası sensin Ertan. Sonra Murtaza amca, rahmetli babam da annesinin, annenin karısının hasretine dayanamamış, kendisini Burgut'un köprüsünden atmış.